Süleyman Özışık. Bu kaset Türkiye'de kıyameti koparacak. Nice zamandır kulağımıza en üst perdeden çalınan uğursuz kavgada son kozların oynanacağı güne yaklaşıyoruz. Şüphesiz ki bu kavga dün başlamadı, yakın zamanda bitecekmiş gibi de görünmüyor. 17 Aralık'tan beri Türkiye'yi saran yangının dumanı daha epey süre bir sis perdesi gibi gözlerin görmesine engel olacak anlaşılan. Adına cemaat dediğimiz kurumun yöneticileri imkansıza and içmiş anlaşılan, kulaklar bu kavganın galibi olmayacak diyen bilge insanların sözlerine, kapanalı çok olmuş. Kadim dostlarının en can alıcı ihtarları bile onların akıllarını başlarına getirmiyor. Söyledikleri tek şey var. Sadece biz hak yoldayız. Sadece bizim hocamız doğru. Bu işin en doğrusunu bizden başkası bilemez. Biz bir şey yapıyorsak bir hikmeti vardır. Zaman bizim haklı olduğumuzu gösterecek. Yakında sokağa çıkacak yüzünüz olmayacak. Bize dokunan gayretullah'a dokunur. Pensilvanya sakininin 40 yıllık şöhretinde bir doğruluk payı varsa işler bu kadar çirkinleşmemeli, kavga bu duruma hiç gelmemeliydi. Çevik biri korku titremeleri arasında ve bir çırpıda peşkeş çekilen dershaneler Erdoğan'ı boğmak, bu kadim ülkeyi yangın yerine çevirmek için can alıcı bir bahane olmamalıydı. Ama oldu hiçbir insana hiçbir müslümana yakışmayacak aşağılıkta bir kavga yaşanıyor ve biz günlerdir bu kavgayı aciz şaşkın ve bezgin bakışlarla izliyoruz Gayri resmi dinlemeler, medya patronları ve iş adamlarının belaltı kasetleri, siyaset ve iş dünyasının mahrem konuşmaları ortalıkta hayasızca dolaştırılıyor. Bunun yanı sıra devletin asla başka kulaklara fısıldamaması gereken en can alıcı bilgileri bir ihanetle ele geçiriliyor ve kim bilir hangi dış güçlerin ellerine servis ediliyor. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı iddia edilen konuşmalar günlerdir tartışılıyor. Ondan önce de Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen kasetler yayınlanmıştı. Kasetlerle ananas, ihaleler, banka kurtarma, koça, maliye geliyor hazırlıklı ol ihbarı, Amerika ile aramız açılmasın gibi pek çok nahoş konuşmalar yer alıyordu. Dikkat ettiniz mi? Gülen'e ait olduğu iddia edilen o kasetler yayınlandığında Hoca Efendi, avukatı aracılığıyla bir kendini savunmuş, kasetlerin tamamen montaj olduğunu, iddia sahiplerinin iddiasını ispatlamasını istemişti. Bir tek Allah'ın kulu üzerinde durdu mu? Hadi bu kasetleri tübitaka gönderelim. Hadi ses analizi yapalım. Bakalım hoca yalan mı yoksa doğru mu söylüyor dedi mi? Cemaat medyası bu kasetlerin montaj olduğunu ispatlarız diyerek meydan okudu mu? Yok. Bunun yerine tam da yukarıda yazdığım şeyler yapıldı. Sadece bir hak yoldayız. Sadece bizim hocamız doğru. Bu işin en doğrusunu bizden başkası bilemez. Biz bir şey yapıyorsak bir hikmeti vardır. Zaman bizim haklı olduğumuzu gösterecek. Yakında sokağa çıkacak yüzünüz olmayacak. Bize dokunan Gayretullah'a dokunur denildi. Erdoğan günlerdir meydanlarda benim olduğu iddia edilen ses kayıtları montaj ve dublajdır diyor. Yani Fethullah Gülen ne diyorsa aynısını söylüyor. Hoca Efendi'yi aklamaya çalışan cemaat medyası ve sosyal medyada soytarımsı hakaretlerle tweetler atan güruh ne yapıyor? Erdoğan'ı bu kayıtlar üzerinden ipe çekmeye çalışıyor değil mi? Biz iddia ederiz, sen ispatla diyor. Bu riyakarlığın daniskası değil mi? Tekrar gözden geçirecek olursak, ses kaydında Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen kişi babasına ben de ne olacak baba? Sadece senin paran var kasada diyor. Cemaat medyasında evden çıkarıldı diye anlatılan para ne kadar? 1 milyar dolar. Yani eski Türk parasıyla hesaplarsak 2 katrilyon 200 milyar lira. Niye kimse? Ya böyle bir kasa bankalarda bile yok. Bu nasıl bir kasa ve böyle bir kasa Bilal Erdoğan'ın evine sığar mı diye sormuyor. Aynı ses kaydında başka bir ayrıntı. Erdoğan olduğu iddia edilen kişi oğluna abini, enişteni, amcanı, teyzeni çağır. Bu paraları sıfırlayın diyor. Siz Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin abisini, eniştesini, amcasını arayıp çağırdığına dair bir ses kaydı duydunuz mu? Bu paraların daha sevkiyatı yapılırken, daha paralar evlerden çıkarılırken neden operasyon yapılmadı ve Erdoğan ailesi suçüstü o paralarla yakalanmadı diye soran, araştıran kimse gördünüz mü? Hayır. Günlerdir niye inanmıyorsunuz? Erdoğan çalmış diyenler işte tam da burada çuvallıyor. Halkın geniş kesimleri işte bu nedenlerden dolayı Erdoğan'ın yolsuzluk yaptığına inanmıyor. Erdoğan'ı zerre kadar sevmeyen kişilerin bile kafasında soru işareti olmasının nedeni budur. Elinizi vicdanınıza koyun. Yolsuzluktan dolayı hüküm giymek üzereyken rahşan affıyla paçayı kurtaran bir genel başkanın yolsuzluk var dediği ortamda kimi yolsuzluğun olduğuna inandırabilirsiniz. 11 yıldır ses çıkarmayıp son 3 ayda tam da çıkarları zedelenince hırsız var diyenlere kim nasıl inansın? Başından beri söylüyorum. Bu bir algı operasyonu ve inanmaya hazır kesimler sadece işine geldiği şekilde duyuyor, yorumluyor. Erdoğan'a inananlar Erdoğan'ı, Gülen'e inananlar Gülen'i işte tam da bu nedenle savunuyor. Ancak herkesin inandığı, artık cemaat mensuplarının bile inkar edemediği bir gerçek var. O gerçek, yasal olmayan kasetlerin bizzat cemaatin eliyle servis edildiği. Çünkü eskiden gizlice yapılan bu iş artık herkesin gözü önünde yapılıyor. Cemaati savunan kesim, yakında piyasaya çıkacak kasetleri izleyince sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak demekte de beis görmüyor. Geçtiğimiz yazıda tehdit unsuru olarak kullanılan bu kasetlerin içeriklerini ayrıntılarıyla dikkatinize arz etmiştim. Merak eden arşivden o yazılara ulaşabilir. O yazıyı okuyan herkes günlerdir bir gelişme var mı? Yeni bilgilere ulaştınız mı? diyerek cevap arıyor. Evet, yeni gelişmeler var. O kaset ulaştırılması gereken ele Ulaştırıldı. Bu tarihi bir kenara not edin. Kasetin internete servis edileceği tarih çok büyük ihtimalle 25 Mart olacak. Herkesin günahını ve üstlenerek söylüyorum ki kasetin yayın tarihini Şefkat Tepe dizisinin senaryosuna onay veren isim belirledi. Geride kalan kasetleri unutun. Bu kaset Erdoğan için öldürücü darbe olacak. Bu kasetten sonra o koltukta istese dahi oturamayacak. Bu kaset Türkiye'de kıyametleri koparacak. Bu kasetle ilgili kendini savunmaya ne mecali ve zamanı olmayacak. Herkes ona göre hazırlığını yapsın denilerek hüküm verildi. Kasetin içeriği mi? Kim bilir? belki bir sonraki yazıda gerek o kasette gerekse cemaat evlerinde ve dershanelerde yapılan iğrenç konuşmaların yer aldığı başka kasetlerin içeriğiyle ilgili bilgilerle karşınıza çıkarım. Süleyman Özışık internethaber.com